Selamünaleyküm. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım iyilikler, sağlıklar versin. Arkadaşlar ben de bağ ekeceğim. Çubuk bağ yetiştiriyorum ben. Bundan ekeceğim, size uygulamalı olarak göstereyim dedim. Hadi bana kolay gelsin, size de iyi seyirler. Arkadaşlar şöyle 15-20 gün önceden hazırladığım çubuklarım var. Ben bunları ilaçlı suda 15 gündür bekletiyor. Belki 20 günde oldu. Şimdi bunları toprağına buluşturacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle soğan diker gibi şöyle dikeceğiz onu. Arkadaşlar bunları ben 6 3 6 7 göz falan koydum. 3 4 gözü toprağın altında kalacak. 2 3 gözü yukarıda kalacak. O şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu işi ben 5 6 yıldır yapıyorum. Her sene böyle dikiyorum, yetiştiriyorum. Böyle bahçede önce dikiyorum, burada kökleniyor bunlar. Bir yıl burada duruyor. Ondan sonra buradan kaldırıyorum. Poşetliyorum arkadaşlar. Böyle satıyorum bunları. Sevgili arkadaşlarım, İhtiyacı olanlar varsa buyursunlar, gelsinler, alsınlar arkadaşlar. Bağ işi benden sorulur. Benim adım Bağcı. Rahmetli benim bakkalın yanında bir komşum vardı. Bakkal çalıştırırken bir komşum vardı. Rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun da bana bağcı dedi. Onun dediği bağ işi benden sorulur arkadaşlar. En güzel üzümler, en kaliteli üzümler seçerim, bulurum arkadaşlar. Ben bunların çoğunu kendim yetiştirdim. Nevşehir'den getirdim. Adana'dan getirdim. Tarsus'tan getirdim. Bahçemde kendim yetiştiriyorum arkadaşlar bağlarımdan. Bağlardan da toplayıp böyle tekrar üretiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İhtiyaç olanlar varsa Efe dayıya müracaat etsin arkadaşlar. Köklü bağ çok. Herkes diker bağı. Ama herkes tutturamaz arkadaşlar. Tamam.
Tamam. Tamam, yürü. Her kız çimlerimiz sakızı arkadaşlar da. Kurt kızı çıkarırmış tadını. Anladınız mı? Yani herkes sakız çiğnermiş ama kurt kızı tadını çıkarırmış. Herkes badiker ama Efe'deye kadar kimse tutturamaz. Allah'ın izniyle. Bu işte uzmanlık alanımı biraz geliştirdim arkadaşlar. Gerek internetten, gerek kendi bilgilerimle, gerek gördüğüm yerlerde 5-6 yıldır yaparım arkadaşlar bu işini. Anladınız mı? Her kız çimlerimiz sakız ama kurt kızı çıkarırmış tadını. Ha? Böyle iki taraflı. Söyle bu tarafa. Altına hayvan kubbesi koydum. Sıcak tutsun diye. Suyu da verdin mi buharıyla sıcak tutar. Köklenmeyi kolaylaştırır arkadaşlar. Ya. Efe dayımız bayram demez, seyrem demez. Böyle çalışırım. Dün çalışamadım da. Karıncalar birikti kafama. Dün de canlı yayın açtık. Çok güzel geçti canlı yayınımız arkadaşlar. Sağ olun, Allah razı olsun sayenizde. Efe dayıyı yalnız bırakmadınız. Memnun ettiniz beni. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak, altına hayvan gübresi koydum sıcak tutsun diye. Böyle 10 santim arayla karık gibi açtım. 10 santim arayla böyle diktim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle devam edeceğiz. Böyle, tamam mı? Heh. Az önce dediğim gibi her kız çinlermiş sakızı ama kurt kızı çıkarırmış tadını. Ben bu işi 5-6 yıldır yapıyorum arkadaşlar. Her zaman da çekiyorum size, her zaman da gösteriyorum. Böyle bağ dikmesini bilmeyenler varsa bu filmi seyretsin, bir öğrensin. Tamam. Bak, bunlar ilaçlı suda ben 15 gündür bekletiyorum. Tamamen suyunu aldı bu çubuklar. 15 gündür bekletiyorum. Şimdi böyle dikeceğim, üstünü kapatacağım. Ondan sonra damlamayla suyunu vereceğim. Şunlar da geçen yılki diktiklerim arkadaşlar. Bunlar hep köklü. Kafalarını budadım da. Buradan söktüm, poşetledim. İsteyen arkadaşlara buradan verdim. Daha halen de var burada. Şu anda daha burada tahminen bir 300 tane falan var. 500 kadar da sattım arkadaşlar. Yukarıda da 1000 tane kadar şey var. Poşetli var. Poşetledim, tüpledim. Onlar 4 mevsim dikilir arkadaşlar. 4 mevsim istediğin zaman dikebilirsin. Poşetin içinde. Tutkun, köklü. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Arifeniz mübarek olsun arkadaşlar. Allah her bayramlara kavuştursun. Allah'ım sağlık, sıhhat. Neşemizi bozmasın. Sağlıklı yaşam versin arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun şimdiden. Selamun aleyküm arkadaşlar.
Ezan-ı Muhammed'imizi dinleyelim. Hem de bağlarımızı diktiğim bağı şöyle koyun arkadaşlar. Gördünüz mü? Ucunun fazlalıklarını aldım. Şöyle damlamasını da taktım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Güzelce diktim, toprağını doldurdum, uçlarının fazlalarını aldım, damlamasını da taktım arkadaşlar. Böyle yapması bizden, zahmeti bizden, tutturması Cenab-ı Allah'tan, vatana millete hayırlı olsun. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şifa senden ya Resulallah. Evet arkadaşlar, bağlarımızın fazla uçlarını da kestim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Videonun devamında görüşürüz. Allah'a emanet olun.